Merhaba. Efendim bugün bir öyküyü paylaşacağım. Hep olduğu gibi. Bu öykü bir sınıfta geçiyor. Öğretmen öğrencilerine zamanın nasıl verimli kullanılacağına dair bir örnek anlatıyor, bir ders veriyor. Anlatılan o ki zamanı verimli kullanmak üzere ders verecek olan öğretmen sınıfa hiç beklenmedik biçimde bir kavanoz getirir. Ve kavanozun içine birkaç büyük taşı koyar. Yine masasının altından çıkardığı taşlardan birkaçını koyar ve sorar öğrencilere. Kavanoz doldu mu çocuklar? Bütün öğrenciler doldu efendim der. Doldu. Ama bu defa daha küçük taş parçaları çıkarır masanın altından. Belli ki kavanoz dolmamıştır. O küçük taş parçalarını da kavanozun içine koyar. Haliyle büyük taşların arasındaki boşluklara onlar kolayca yerleşir. Demek ki kavanoz dolmamıştır. Büyük taşlarla dolduğu sanılan kavanoz yine de daha küçük taşları alacak bir alana sahiptir. Tekrar sorar öğrencilere, doldu mu bu kavanoz? Biraz uyanmıştır öğrenciler. Kimisi doldu, kimisi dolmadı der. Anlaşılan o ki dolmamıştır. Bu defa masasının altından bir miktar kum çıkarır ve kumu doldurur kavanoza. Haliyle kumda küçük ve büyük taşların arasındaki boşluklara rahatça dolar. Kavanoz yine bir miktar kumu da almıştır. Anlaşılan o ki kavanoz şimdi iyice dolmuştur. Tekrar döner öğrencilere. Der ki kavanoz doldu mu? Kimisi doldu, kimisi dolmadı derken hemen masasının üstündeki sürahideki suyu kavanoza boca eder. Ne garip. O incecik kumların arasında, taşların arasında suyun sığabileceği boşluklar varmış meğer. Kavanoz suya da bana mısın demez, onu alır içine. Son soru. Kavanoz doldu mu? Herhalde dolmuştur. Artık dolmuş olsun. Daha fazlasını alacak değildir. Şimdi biz kafamızı dolduralım bu meseleyle. Öğretmenin öğrencilerine sorduğu soruyu tahmin edersiniz. Bu ders zamanın yeterli, verimli kullanımıyla alakalı. Sizce bu ders ne anlatıyor? Bu örnek bize ne anlatıyor? Öğrencilerin hemen hepsinin tahmini, yorumu, sizin de tahmininiz, benim de tahminim. Ne kadar yoğun olursak olalım, mutlaka meşguliyetlerimizin arasına daha küçük, daha ince meşguliyetler, işler sığdıracak kadar vaktimiz vardır. Yani vaktimiz tümüyle dolmuş, işimiz tamamen başımızı aşmış değildir. Güzel. Bu ders güzel de bir ders daha çıkması gerekiyor bu güzel örnekten. Uzun bir süre öğretmen öğrencilerin bunu tahmin etmesini beklerse de eli boş kalır. Der ki öğretmen, kavanoza koyduğum şeylerin sırası sizce önemli değil mi? Yani bakın, ben önce kum koysaydım kavanoza küçük taşları almayacaktı. Ya da önce küçük taşları koysaydım büyük taşları sığdıramazdım. Hadi onu geçtik. Başından kavanoza su doldurmuş olsaydım kumlar bile sığmaz. Zaten taşlar hiç sığmazdı. Yani kavanozun dibine en başta büyük taşları koyduğum için küçük taşları, sonra incecik kumları, daha sonra da suyu alabildi. Demek ki asıl olan önce büyük taşları koymak. Büyük taşların sayısı da çok değil. 3, 4, bilemedin 5 tane. Ama büyük taşlar önce konulursa durur kavanozda. Sonraya bırakılırsa ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın
büyük taşı o kavanoza sokamazsınız. Kavanoz almaz. Ehreti durur. Hemen büyük taş kavanozdan çıkabilir haldedir. Yani diyeceğim o ki, hayatımızın büyük taşları ne? Hayatımızın temel ilkeleri ne? Bu çok sayıda ilke olmayabilir. Bir olur, iki olur, üç, dört, beş. Temel ilkeler bunlar. Büyük taşlar, kocaman. Günümüzün içinde hangi meşguliyet önümüze gelirse gelsin, nerede bulunursak bulunalım, hangi işte olursak olalım, hepsini yapabildiğimiz ama hepsinin yanı başında bulduğumuz büyük taşlar. Onlar. Hiçbir işi onsuz edemeyeceğimiz taşlar. Hiçbir yerde onlarsız kalamayacağımız ilkeler. Sevgili dostlar, hayatımızın büyük taşlarını en baştan koymadıysak, ondan sonra büyük taşları yerleştirmek çok zor. Onun için soralım kendimize. Bugün, şimdi hayatımın büyük taşları ne? Koydum mu oraya? Adı doğruluk değil. Yalan konuşmamak. Koskocaman taş. Bu hayatın tam dibinde sımsıkı durmalı. Ondan sonra ne gelirse gelsin hep o taşla beraber olmalı. Adı adalet olsun büyük taşın. Adalet. Adalet duygusu içimizde, kalbimizin, yüreğimizin dibinde durdukça nerede olursak olalım, neyle muhatap olursak olalım, hangi makamda kimleri neyi yönetiyor olursak olalım, o taş bütün diğer taşları alır ve anlamlı yapar. Hayatımızın büyük taşları nerede acaba? Yerleştirmediysek hala bir fırsatımız var. Çünkü hayatımızın bundan sonraki her günü boş bir kavanoz olarak bizi bekliyor. Tövbe edip dönüp kendimize, bir kez daha hatırlatıp kendi varlığımızı kendimize ve bu ömrün ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu ve bu ömürden bir sonsuzluk inşa ettiğimizi hatırlayarak, yarından tezi yok, ömrümüzün ortasına, varlığımızın dibine o en temel taşları koyalım. Koyamazsak, ne kadar bocalarsak bocalayalım, başka hiç kimse onlar oraya yerleştiremez. Efendim, muhabbetle kalın, muhabbetle.